Bireysel emeklilik sözleşmelerinde bir yılda %60 gibi bir rakamı aslında son derece risksiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz bu dönemde Türkiye'de. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Esasında daha önceki videolarda da bahsettiğim ama bu videoda biraz daha detaylı incelemek istediğim para piyasası fonlarıyla bunun mümkün olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi burada son bir yıllık bir sıralama yaptığımızda %60,51'lik bir getiri var Vienna Life'ın para piyasası fonunda ve bu para piyasası fonunun içeriğine girdiğimizde esasında yükselen bir grafiğinin olduğunu görüyoruz. Fonun değeri sürekli artıyor ve burada yatırım yaptığı yerlerde de ters repo ve devlet tahvili olarak açıklanıyor. Peki biraz daha açmak istersek para piyasası fonu nedir dersek, para piyasası fonu likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için sunulduğunu söylüyor Garanti Bankası. Ama özellikle şu anda içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında faizlerin yüksek olması sebebiyle son derece akıllı bir yatırım noktasına geliyor. Peki bu ne demek? Burada bakın Türkiye'deki şu anda politika faizini grafiksel olarak izliyoruz. 2023'teki seçimlerden sonra faizlerin hızlı bir şekilde Merkez Bankası tarafından artırılmasıyla şu anda %50 seviyesinde olduğunu ve bu noktada devam ettiğini görüyoruz. Açıkçası buradaki bu seviyeden devam etmesi para piyasası fonları için de son derece olumlu. Fakat para piyasası fonlarında çok uzun süre kalmak tabii ki olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Daha doğrusu 5 yıl gibi uzun sürelerde daha zayıf getiriler yapabiliyor. Tabii piyasanın gidişatıyla da alakalı. Dolayısıyla para piyasası fonunu şu anda tercih etmek için aslında güzel bir dönem. Ancak burada faizlerin ne olacağını öngörmek gerekiyor ya da faizlerde yavaş yavaş düşüşler başladığında yavaş yavaş para piyasası fonlarından da farklı enstrümanlara bakmak yerinde olabilir. Ama para piyasası fonunda şöyle bir detay da var. Bunu da atlamamak gerekiyor. Sadece kendi bireysel emeklilik şirketinizin para piyasası fonunu alabilirsiniz. Yani eğer siz Agesa'nın müşterisiyseniz Agesa'nınkini alabiliyorsunuz. Ben burada Vienna Life'ı istiyorum diyemiyorsunuz. Çünkü sebebi de burada bakın platform işlem durumunda işlem görmüyor. Yani BFAS ortak BFAS platformu açık olmadığı için sadece kendi emeklilik şirketinizinkini alabilirsiniz ama orada da illa %60 getireni alacağım diye bir şey yok. Aşağıya doğru zaten medyan getirilerde %57-56'lar var. Tabii ki daha kötü durumda olanlar da var. Burada FIBA emekliliğin para piyasası fonu görece diğerlerine göre biraz daha zayıf bir performans sergilemiş. Ama para piyasası fonları hala güçlü kalmaya devam ediyor. Oyunun içindeler. Aylık %4 civarı bir getiriyi garanti ediyorlar ve bunu yaparken de en önemlisi buradaki fonların risk değeri 2. Yani para kaybetme ihtimaliniz çok çok zayıf. Sadece ve sadece dikkat etmeniz gereken tek bir kıstas var. Faizlerin bu seviyede devam etmesi, faizlerin düşüş eğilimi başladığında artık bu fon çok da fazla kazandırmamaya başlayacaktır. Ama şu an itibariyle aylık %4 bandında son derece risksiz ve garanti bir getiriyi sağlıyor. Normal şartlarda bu tarz fonlar özellikle bireysel emeklilikte emeklilik yaşı gelmiş, artık sistemden ayrılmak isteyen ya da çok az bir süresi kalanlar için tavsiye edilir parayı riske etmemek için. Ama şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu piyasa koşulları sebebiyle faizlerin yüksek olması sebebiyle de bütün bireysel emeklilik yatırımcılar için aslında bir anlamda fırsatta barındırıyor ve bu işte bugünlük de bu kadardı.